Benim sınırlarımı iyice zorlamaya başladı artık ya. Sen nasıl katlanıyorsun? Vallahi Borucuğum hayretler içerisindeyim. Benim gurme dilimin ayarını bozdu. Telefonu çalıyor Tuğçe. Al işte. Ayarımı bozan biri daha. Kim o? Rüzgar. Bugün senin odandan çıktıktan sonra Rüzgar'la karşılaştım. Yemeğe çıkacağımızı söyledim. Bir afralar tafralar bir şeyler. Vallahi anlamadım. Niye? Biz ayrılmamış mıydınız? Ayrıldık evet. Ama işte yediremiyordur kendine nedir? Yani keşke bazen bir şey olsa da şirketten ayrılsa diyorum. Niye öyle diyorsun Tuğçe? Sen değil miydin Rüzgar grafik departmanının başına geçsin diye? Ne oldu? Ne değişti? Yok, orası öyle. Hmm. Orası öyle kesinlikle ama. Ama? Yani aynı şirkette beraber olmuyor işte. Boracığım küçümsemek için söylemiyorum ama yani varoş bunlar. Al bak şuna bak. Az önce yaptığı hareketlere bak. Yüzsüz. Bir de oradan dik dik bakıyor bana ya. Tuğçe. Ada varoş ya da yüzsüz değil. Ben sen de öyle düşünüyorsun. Benim ne düşündüğüm ya da benim ağzımdan çıkan laflar seni ilgilendirmez. Sen laflarına dikkat edeceksin. Tamam mı? Yanlış anladın. Yanlış anlamadım ben. Hadi kalkalım artık. Yiyecektik bunları daha yiyoruz. Kokoreç yiyeceğiz. Yedik yiyeceğimizi. Tamam. Hiçbir yere gitme Ada. Gerek yok. Ben hallederim. Tufan. Buyur abi. Adaya bir tane taksi çağır hemen hadi. Olur abi. Evine gidecek. Bu kadar bekledim. Hayatta bırakmam. Yani sizi ben bırakırım. Kapıyı da açarım. Arabayı da kullanırım. Uzatma Ada. Taksiye binip evine gideceksin. Neden? Arabayı düzgün kullanamadın mı? Memnun kalmadınız mı benden? Tuğçe Hanım acı sevmiyor diye mi? Ha bu arada geçti mi ağzınız? Üfleyeyim mi ağzınıza? Ada. Yeter. Daha dikkatli olurum. Daha yumuşak frenler yaparım. Kirpilere dikkat ederim. Tuğçe Hanım'ın saçı başı bozulmaz böylelikle ha? Uzatma. Hadi uzatma. Ben anladım. Ben anladım. Siz benden rahatsız oldunuz çifte kumrular. Tabii ya tabii. Benim gözümün içine baka baka flörtleşemedin değil mi? Rahat edemedin sen. Bir zamanlar sevdiğiniz, bir ömrü beraber geçirmek istediğiniz kadının önünde ağır mı geldi bunlar? Ağır falan gelmedi Ada. Sen benim bir zamanlar flörtleştiğim kadın falan değilsin artık. Sen beni reddeden kadınsın. Ki aklıma geldikçe reddettiğine o kadar çok şükrediyorum ki. Biz birbirimize uygun değiliz Ada. Doğru. Doğru. Siz kokoreçi çatalla yiyen Tuğçe ile daha uygunsunuz. Çok doğru. Mutluluklar diliyorum ben size. Her hareketinde ama her hareketinde nasıl doğru bir karar verdiğimi bana hatırlatıyorsun Ada. Tahmin edilemezsin. Yorucusun. Bense sakinlik ve huzur istiyorum artık hayatımda. Oysa benimleyken hayat Luna Park gibi demiştin. Bir zamanlar. Bir zamanlar. Evet demiştim. Ama ben Luna Park'a gidecek yaşadı. Luna Park'ı sevecek yaşada çoktan geçtim. Hadi. Tufi. Buyur abi. Taksi hazır mı? Yolda abi geliyor. Tamam. Hadi Tuğçe. Thank you.
Kardeşim. Kuzen. Sen de mi buradaydın? Buradayım, buradayım. Ben buradayım da sen neredesin kuzen? Gel bir tane atalım, ihtiyacım var gibi duruyor. Yavaş yavaş, ne yapıyorsun tek işte? Ada meselesi mi? Ada meselesi diye bir şey yok artık kardeşim. Artık yok. Selin'le konuştum. Bu Tuğçe ile yemeğe çıkarken adayı şoför olarak kullanmışsın. Ya kuzen, ya çok ileri gitmiyor musun ya? Ali. Bak biz apayrı yollara gidiyoruz artık adayla. İleride gitsem, geride gitsem bir şey değiştirmez. Böyle afilli laflar edince aşkını gizlediğini sanıyorsun da öyle olmuyor be kuzen. Gözlerin seviyorum diye bağırıyor. Ne aşk oğlum? Hangi aşk? Aşk dün nasıl yoktuysa bugün de öyle yok Ali. Ki zaten babam sağ olsun. Zafer doğru söz sağ olsun. Gözümün önüne koymasaydı sıkıntı yoktu da. Yapacak bir şey yok babam işte. Ama sıkıntı yok. Ne yapıyorsun biliyor musun kuzen? Ruhunu öldürüyorsun. Ve bunu bilerek yapıyorsun. Öldürüyorsun, öldürmek zorundasın. Çünkü öldürmezsen o ruhun koşa koşa adaya gidecek. Bunu da çok iyi biliyorsun. Yalanmış oğlum her şey. Her şey yalanmış Ali. Ayaklarım da koşsa, ruhum da koşsa yalanın olduğu yerde boru yok. Varsın ölsün ruhum. Ben yokum kardeşim. Ben yokum.